Cip. Ses off. Harika bir çeviri yapmışlar arkadaşlar bu arabanın multimedya sistemi için. Ses off. Başka neler var mesela ses off'tan başka? Pedal freninden ayağınızı çekiniz, öyle bir şey vardı. Saklanan mesaj yok. İyi, bu Türkçe olmuş. Lane sense devre dışı. Eyvallah. Reset için OK'ye bas. Güzel. Yani tam olarak Türkçenin geldiği noktayı, seviyeyi, durumu özetleyen bir ekran var burada. Yarı Türkçe, yarı İngilizce. Jeep Renegade 1.4 140 beygir ve önden çeker ve otomatik ve limited. Ve arkadaşlar bugün Sinan da Doğan da yok. İkisi de yurt dışında, dolayısıyla gene bana kaldınız. Ferahlığından başlayalım. Arkadaşlar uzun zamandır bu kadar dışarıdan gözüktüğünden çok daha ferah ve büyük hissettiren bir araba kullanmamıştım. Jeep'e bindiğiniz zaman bu bir Jeep ve hakikaten öyle hissettiriyor. Yani şöyle, artık modern crossoverlar, işte bu segmentteki arabalar, B crossoverlar var, C crossoverlar var. Genelde yaptıkları tek şey hatchbackleri yerden yükseltmek. B sınıfı ya da C segment hatchbackleri yerden biraz yükseltiyorlar, işte tampon eklentisi falan koyuyorlar. Oluyor size normalinden, olması gerekenden 10 kağıt, belki 15 kağıt, belki daha pahalı birer araç, birer sözüm ona Jeep. Bu araba hakikaten arkadaşlar Jeep gibi hissettiriyor. Niye? Birincisi kaput. Kaput dümdüz öne doğru gidiyor ve herhalde buradan baktığınız zaman kaputun %80'i, %90'ı falan görebiliyorum. O kaputa zaten her baktığınızda ve arabanın içine genel olarak bindiğinizde ilk intibanız Hummer kullanıyor gibisiniz. Yani biraz daha mütevazi, biraz daha ufak boyutlarda, ebatlarda bir Hummer kullanıyor gibi hissettiriyor araba size kendini. Hakikaten bir Amerikan arazi arabası kullanıyor gibisiniz. İkincisi direkler ve direklerin dikliği. Şimdi normalde mesela bu güneşlik benden şey şurada falan olması lazım ama burada şöyle öne doğru uzanmam gerekiyor. Aynı şekilde dikiz aynası. Öne doğru uzanmam gerekiyor ki ön cama zaten yaparsam ancak erişebiliyorum. Hepsi benden çok uzakta. Direkler benden uzakta ve cam işte artık çoğu arabada aerodinami için, aerodinamide ne işe yarıyor? Daha sessizliğe yarıyor, daha düşük tüketime yarıyor vesaire. Ne yapıyorlar abi? Bu camı iyice yatay hale getiriyorlar. Bunda cam dimdik. O da gene bir arazi arabası kullanıyor gibi hissettiriyor size. Ve arkadaşlar önden arkaya mesafe, yani benden öne olan mesafe, sağdan sola olan şu mesafe falan normal bir arabadan ve özellikle bu segmentteki ve bu boyutlardaki, ebatlardaki bir arabadan çok daha geniş. Arabanın içi çok ferah. Yani her seferinde arabadan bindiğin zaman diyorsunuz ki bu kadar küçük müymüş? Halbuki hiç öyle küçük hissettirmiyor. Crossover'dan ziyade açıkçası SUV gibi hissettiriyor araba. Çoğu açıdan, sürüşçilere de öyle zaten, onlara geleceğiz. Onun dışında malzemeler fena değil. Fena değil, gayet iyi. Yukarılar yumuşakça. Burası sert. Konsolun altı falan da oldukça sert. Onun dışında yani malzeme kalitesi açısından işte şu eşya gözüne hemen girmek istemiyorum ama bana burası biraz kötü geldi. Hani düşük noktalardan bahsediyorum. Nedense öyle başlayasım geldi. Bu eşya göz arkadaşlar, şu kolçak her ne kadar ileri geri hareket ediyor da olsa, üzeri deri kaplı da olsa eyvallah ama onun altı hem boyut olarak hem içinde hiçbir bağlantı falan da yok, balans seçeneği de yok. Daha ziyade bir işte B segmenti arabanın, küçük hatchback arabanın kolçak altı saklama gözünü andırıyor. Şurası biraz ilkel kalmış. Onun dışında sinyal kolları felaket. Yani silecek kolu, şu iki kol tam bir felaket. Yani her sinyal verdikten sonra pişman oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Neden? Üretim hatası gibi bir şey geldi bana daha ziyade. Böyle bu arabanın fabrikadan bu şekilde çıkmıyor olması lazım. Çünkü çok fazla esniyor. Hareket ederken de böyle garip sesler çıkartıyor falan. Kötü bir kol. Bu arada arkadaşlar 20.500 km'de araba. Ve tam olarak bir senelik bir otomobil. Normalde biliyorsunuz bu kadar yaşlı arabaları teste almayacaktık. Ama ve lakin siz çok istediniz. O yüzden geldi. Kötü olan başka açıkçası pek bir şey yok. Onun dışında özel hissettirme bakımından bir sürü şey var bu arabada. Kardeşi 500X'e de vardı. Ama burada çok daha güzel ve çok daha sık kullanılmış bir takım detaylar var, süsler var. Birincisi bir sürü yerde, saymadım ama nereden baksanız herhalde bir 10-12 tane falan yerde Jeep figürü, logosu demeyeyim de figürü var. O ön panjurun şeklini sağa sola bir sürü yere kazımışlar, yerleştirmişler. O çok güzel bir şey. Bir sürü yerde haritalar var. Harita neyin haritası bilmiyorum. Siz kültürlü, zeki takipçileriniz olarak beni aydınlatırsınız. Burada bir tane harita var.
İşte şunun galiba içinde, bu demin yerin dibine soktuğum kolçak var ya, onun içinde de gene tabanında da aynı haritadan var. İşte o haritalar, o logolar veya ne bileyim burada since 1941 yazıyor mesela. 1941 yazıyor, özür dilerim. Burada başka bir şey daha yazıyor. To New Adventures yazıyor. Stamp Start Stop düğmesinin altında To New Adventures yazıyor. Çok güzel bir şey. Burada devir göstergesi var tabii ki. Onun da red line'ını, yani kırmızı alanını çamur şeklinde yapmışlar, tasarlamışlar. Bence bu da çok güzel bir şey. Yani bu tür süslerden bu arabada bol miktarda var ve bir Jeep aldığınız için, yani bir mirası, bir geçmişi olan bir araba aldığınız için bunları yerleştirdiğiniz zaman, yani 2016'da, 2015'te, 2016'da satılan bir otomobile modernlikle beraber o geçmişten gelen bu tür süsler birbirine cuk oturuyor. Ve hakikaten kendinizi farklı, değişik bir araba da hissettiriyor. Özel bir arabada daha doğrusu hissettiriyor. Özgün bir arabada hissettiriyor. Onun için işte burada şöyle arazide sağa sola kaymayın, fırlamayın, yerinize sabit kalın diye bir kol koymuşlar ki başta işlevsiz gibi gözükse de bazı durumlarda hakikaten bu araba sizi o kola ihtiyaç duyduruyor, bırakıyor. Donanım bazında neler var? Burada bir tane mesela şerit takip sistemi var ki genellikle ben bunu kapalı kullanıyorum. Çünkü müdahale ediyor. Müdahale etmesi güzel bir şey ama fazla müdahale ediyor. Mesela açsam. Algılayacak mı? Evet, öldük. Peki, bir daha deneyelim. Şu anda algılamış olsa gerek. Evet. Anladı ve beni içeriye soktu. Ve elinize direksiyona çarpın dedi. Ben bunu yine de kapatıyorum. Biraz fazla müdahale ediyor. Çünkü müdahale etmesi tabii ama güzel bir şey normalde. Sadece sesli uyarıyla kalmıyor. Opsiyon olarak bu arabada sadece açılır tavan var. Panoramik tavan var. Yani hem çok büyük bir tavan, hem açılan bir tavan, geniş güzel bir tavan, hem de ayrıca pahalı bir tavan. Yaklaşık 6000 liralık falan bir tavan bu. Trim sesi açısından da yukarıdan bir ses gelmiyor. Trim sesi bu arabada var. Yani dediğim gibi 20.000'de, 21.000'de bir senelik bir araba. Genellikle bozuk yollarda ya da arazide geliyor. Şu anda mesela hiçbir ses gelmiyor. Ama özellikle kapılardan trim sesleri az da olsa var. O dediğim gibi yani yaşla da alakalı olabilir ama tabii gelmese daha iyi. Fakat tavan iyi. Tavandan ses gelmiyor. Ekranlardan bahsetmek lazım. Yani bir tanesi çok iyi. Yanlışına baktım. Çok iyi deyince buna bakmam lazım. Bir tanesi çok iyi, bir tanesi çok kötü. Yani bu standart ekran ama hangi akla hizmet 100 küsür bin liralık bir arabaya bu ekranı koymuşlar bilemiyorum. Standardı bu eyvallah ama standardın da bundan çok daha büyük ve çok daha güzel bir ekran olması lazım. Şimdi dokunmatik tamam. Basmatik değil yani. Evet biraz basmatikmiş. Aslında yani biraz basmanız gerekiyor. Genellikle ya kullanım açısından bir zorluğu yok ama artık sene olmuş 2016 bu ekranın böyle olmaması lazım. Yani bu fiyat seviyesindeki bu kadar da iyi bir arabada çok daha büyük bir ekran olması lazım. Bir de normalde renkli olmasına karşın grafiklerin çoğu siyah, beyaz ve gri ve tonları. Ki gri zaten siyah beyazın tonu oluyor. Renk pek göremiyorsunuz. Opsiyon olarak zaten paket halinde satıyorlar onu. İşte daha büyük ekranla geliyor. Daha iyi bir müzik sistemiyle geliyor ki bu arabanın müzik sistemi de oldukça vasat. Açsam mesela. Gibi. Müzik sistemi dediğim gibi pek beğenmedim. Opsiyon o Beats ses sistemine ihtiyaç duyuyor ama ondan da ziyade daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyuyor. Onunla beraber bu arada o pakette navigasyon falan da geliyor. Navigasyon yok bu arabada. Buradaki ekrana bayıldım. Bayıldım. Bu fiyat seviyesindeki bence en iyi kadran ekranı bu. Aynı zamanda Mercedes'te bahsettiğimiz gibi hani orada sadece hani kare bir ya da dikdörtgen bir ekran yok. Bütün köşelere kadar ekranı uzatmışlar. Dijitallerde genellikle bu zor bir şeydir. O kıvrımlı hale getirmek ekranı. Bunda o şekilde ve bayağı özelleştirebildiğiniz, kişiselleştirebildiğiniz bir ekran bu. İşte sağ yukarıyı, sol yukarıyı, tepedeki bölümü falan hepsinde ne istiyorsanız onu oraya yerleştirebiliyorsunuz. Aradaki menüler, menülerin geçişleri, menülerin kullanımı falan da son derece kolay. Bu ekrana bayıldım. Çözünürlüğü de son derece yüksek. Kadranlar zaten genel olarak çok güzel. Gene hani o Jeep karakteristiğini, bütün o özel süsleri barındırıyor, içeriyor. Bu da kornası. Evet, bayağı gürültülü bir kornası var. Eşya gözü bakımından, yani kapı içleri birincisi dar, bayağı dar. Far kumandası altında bir şey yok, burada gözlüklük yok. Burada iki tane bardaklık var. Bu arada şu bardaklıkların etrafında çok güzel bir Audi'lerdeki gibi bir LED aydınlanıyor. O güzel bir detay, gece güzel bir aydınlatması var arabanın içinde. Onun için işte burada bir göz var. Bir de o küçük
kolçak altındaki göz var ama onun dışında eşya göz bakımına özellikle bu segmentte daha zengin seçenekler, daha geniş gözler, saklama alanları arıyorsunuz. Bu arabada yok. O bakımdan araba zayıf. Torpidosu yani o da küçükçe torpido, sünger münger yok. Arkaya geçtiğiniz zaman geniş bir arkası var. Diz, baş hiç fena değil, gayet rahat. Ortada 230 voltluk priz var. Bu çok güzel bir şey, çok az arabada var. Ama ondan başka hiçbir şey yok. İşte bir küllük müllük ya da havalandırma kanalı arkada yok. Bagajı ya 351 litre mi ne? Küçük bir bagaj gene. Hani arabanın özellikle iç mekanının bu kadar ferah olduğunu düşünce biraz küçük kalıyor bagaj. Ama bagajın altında arkadaşlar, en son Corolla testinde bahsetmiştik, incecik bir hani stepne ile aradaki ayraç, yani bagajın zemini incecik bir şeydi onda, malzemeydi. Bunda ise şöyle herhalde 2-3 yani iki parmak falan kalınlığında bir sunto kullanmışlar arkadaşlar. Hani over engineering derler ya, gereğinden fazla mal kullanmak. Öyle bir durum var. Bagajın zemininde çok kalın, çok çok sağlam hissettiren ve bu arabanın da genel hissiyatıyla çok paralel. Yani ufak bir detay ama onu elinize aldığınız zaman, kaldırdığınız zaman hakikaten insan vibe ediyor yani. Hiçbir şekilde üzerine kim bir kaç kilo koyarsanız koyun hiçbir şey olmaz. O sunta mıdır artık nedir o malzemeye. Sessizliği arabanın, yani şu anda 80 ile gidiyorum. Bu araba bu kutu gibi tasarımından dolayı 100-110'dan itibaren rüzgar sesi almaya başlıyor. Biraz bakayım. Şu anda 100 gelmeye başladı, evet. 100'den itibaren gelmeye başladı. 100-110'dan itibaren arkadaşlar rüzgar sesi geliyor. Sonra da kademeli olarak yükseliyor. Yani tasarım da büyük oranda paralel. Ayrıca acayip büyük, yani uzun zamandır bu kadar büyük yan ayna görmemiştim. Yani arkada gözünüzden kaçan hiçbir şey yok. Sağda solda her tarafa, her açıya son derece hakim olabiliyorsunuz. Ama tabii o kadar büyük olunca aynalar, tasarımda bu kadar dik köşeli olunca rüzgar sesi geliyor 110'dan itibaren. Son bir detay, dönüş çapı kötü. Yani genellikle çok dar olmasa da geniş yerlerde bile en azından iki kere ileri geri yapmanız gerekiyor bu arabada bir yerden dönebilmek için. Dönüş çapını hiç beğenmedim. Konfor iyi. İyi. Yani mükemmel değil. Bu arabanın gidişatındaki genel hissiyat şu arkadaşlar. İlk dediğim gibi testin başında da söyledim. Yani yola çıktığınız andan itibaren bu araba ağır bir ve modern ve rafine bir arazi arabası gibi hissettiriyor. Yani mesela 500X bunun kardeşi, ki kardeş olduğuna insan inanamıyor çünkü sürüş hisleri çok farklı. Bundan çok daha mesela çevik hissettirir. Daha böyle hani biraz daha sportif hissettirir. Bu arabada öyle bir sportiflik yok. Bu araba mesela 1395 kilo olmasına karşın en azından 1,5 tonmuş gibi hissettiriyor. Yola böyle lönk diye oturuyor. Aslında bu güzel. Yani çünkü dışarıdan baktığınız zaman bu arabayı tam da böyle hissettirmesini beklersiniz, isterseniz. Hakikaten öyle hissettiriyor. Konforu iyi. Çok keskinlerden geçerseniz rahatsız ediyor. Onun dışında çoğu yerden dediğim gibi daha ağır 1500-1600 kiloluk bir araba gibi çukurlara böyle hükmede hükmede lonk 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 diye eze eze büyük ölçüde geçiyor, geçiyor gidiyor. Hızınızı da yeterince düşürseniz eğer bir sıkıntı çıkartmıyor. Konforlu olarak nitelendirecek bir araba ama dediğim gibi daha ziyade hani biraz daha old school, biraz daha eski zamanlardan kalan bir arazi arabası gibi. Ama tabii o zamanlara göre hafif de gergin kaçan bir arazi arabası gibi hissettiriyor çukurlardan geçerken. Motoru beğendim. 140 beygir 1.4 turbo benzinli. Yani neyini beğendim? Hafif bir yokuş aşağı eğim var tabi. O zaman yavaş yavaş frene basmaya başlayabiliriz. Paniğe zaten gerek yok. Yani arkadaşlar çok güzel devirleniyor. Yani bu motor aşırı beslemeli motor, eyvallah, ama hani ne bileyim TSI'lerde 140 beygirlik mesela bir TSI'da ki süpürge sesini çıkartmıyor. Daha güzel, daha insanı şevke getiren bir ses çıkartıyor. Güzel gidiyor. Yani arabanın ağırlığı 1400 kilo. Yani 1400 kilodan aşağı yukarı beklediğiniz atiklikte gidiyor. Ve aslında en çok şusunu beğendim. Arkadaşlar bu motor genellikle 8,5 litre civarı yakıyor. Yani testin başından beri kaç yakıyorum birazdan bakacağım. Hatta şimdi bakayım. Demin gazladım. Tabii onu da hesaba katacak olursak. Şu anda 7,1. Evet. Bayağı sakin gidiyorum. Bir tek demin gazladım. 7,1 ile testin başından beri dolaşıyorum arkadaşlar. 7,2 oldu. Yani bu tabii normalde böyle değil. 8,5. Hani eğer biraz daha tez canlıysanız 9 litre civarı yakıyor bu araba ama genellikle 8,5'la rahat rahat bu araba dolaşabiliyorsunuz ki bence yani aşırı beslemeli motorlar genelde biliyorsunuz hiç gerçekçi
değildir fabrika verileri. Bu performansına göre, arabanın da cüssesine göre gayet makul bir tüketime sahip motor, beğendim, oldukça beğendim. Mesela 1500 devirde basıyorum, bastım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 1600, 1700 devir. Bir şey yok. 1750 devir. Bir şey yok. 1800 devir. Hala bir şey yok. 2000 devir yavaş yavaş gitmeye başladı. 2000 devirde yavaş yavaş gitmeye başladı. Arkadaşlar 80'de 70'de falan bastım. Ve 5. vitesle bastım. Yani çok esnek değil. Buradan bu sonucu çıkartıyoruz. Mesela gene basıyorum. Bastım. Evet. 1750 devirde 70'de falan giderken ancak 2000 devirden itibaren alıp sizi yürütüyor. Çok aşırı esnek bir motor değil ama onu söylemek lazım. Ve şanzıman, tabii gönül isterdi ki şu her yerde bahsedilen o Zedef'in 9 ileri tork konvertörlü 9 SP şanzımanını kullanalım. Ama bu arabada arkadaşlar, o şanzıman 4 çeker modelde var. Bu arabada 6 ileri bir kuru kavramalı ve çift kavramalı. Şanzıman DDCT diye bir şanzıman kullanmışlar. Yani güzel, güzel. İlk kullandığınızda diyorsunuz ki tork konvertörlü mü acaba yoksa çift kavrama mı? Çünkü genellikle hissettirmiyor. Bir de hele hele kuru kavramalar daha da net bir şekilde hissettirir çift kavramalı şanzıman olduğunu. Yarı otomatik olduğunu yani. Ama bu hissettirmiyor. Biraz tork konvertörlü gibi, keskin bir tork konvertörlü gibi çalışıyor. Genelde düzgün çalışıyor. Çok çok hızlı vites değiştirmiyor. Mesela aldık. Bu arada manuelde gördüğünüz üzere doğru işler yapıyor. İtince küçülüyor. Mesela 2'de bastım. Güzel. Çok hızlı değil ama güzel. Heh, yani biraz geçme var. Frene basıyorum. Küçültmeler. Evet, 1'e kadar düşürmedi. Yani. Genellikle bu işi pek yapmıyorsunuz. Manuel kullanmıyorsunuz. Otomatikte çoğunlukla istediğinizi yapıyor. Ama maalesef sport modu yok. O yüzden eğer sportif kullanacaksınız, ki genelde bu arabayı sportif kullanmıyorsunuz, İçinize öyle şeyler gelmiyor yani. Öyle şeyler yapmak gelmiyor. Spor modu yok ama genellikle hep zaten doğru işi yapıyor. Doğru viteste tutuyor. Mesela DSG'lerde hep şikayet ettiğimiz bir işte sakin kullanırken devri çok düşürüp de titreme durumu, bunda hiçbir şekilde yok. Hiçbir şekilde bu şanzıman titremiyor. O yüzden de diyorum ya, zaten yaş kavrama gibi daha ziyade hissettiriyor. Güzel bir şanzıman. Kusursuz değil. Genelde DSG'ler bundan daha hızlı. Ama kırılgan değil. Yani kırılgan hissettirmiyor. Bununla alakalı tabii hissiyat öznel bir şey tamamen. Nesnel olarak şundan bahsetmek lazım. Mesela arazi yaptığınız zaman, ki bayağı bir yaptık biz bu arabayla, saçma sapan şeyler de yaptık. Gazladık, ettik. Her arabada olduğu gibi son derece zorladık. Atıyorum Tucson'da mesela, onlar da çift kavramayla beraber gelmişti. Ki o 4 çekerdi. Çok kısa bir süre sonra su koyuvermişti. Fazla da hani buna göre çok daha zorlamıştık o arabayı. Hemen işte şanzıman ısındı mı ısındı diye uyarılar vermişti. Saçmalamaya başlamıştı. Bu hiçbir şey yapmadı. Yani hiç bana mısın demedi. Tork konvertörlü gibi her türlü suistimalinize göğüs gerdi. Öyle bir edebiyat yapalım, araya sıkıştıralım. Uyarı falan vermedi yani. Hani herhangi bir ısınma ya da herhangi bir vites değiştirirken normal çalışmasını bozmadı. Şanzıman, başka şanzımanla ilgili, ikinci 6 ileri olduğu için tabii artık 7 ileriler 8 ileriler varken biraz 6 az kaldı. O yüzden arkadaşlar 2000 devir çevirirken bu araba 100 km ile gidiyor 6. viteste. Kulakçık falan da yok bu arada. Arkada kulakçık gibi iki tane şey var ama onlar çoğu Fiat modelinde olduğu gibi sesi falan açıp kapamaya ya da radyo istasyonlarını değiştirmeye yarıyor. Bu arada arkadaşlar direksiyonunu çok beğendim ben bu arabanın. Yani deri kaplı ama sert bir deri kaplı ve tam Jeep direksiyonu bu. Böyle hani çoluk çocuk gelsin ya da işte çamurla binin ya da işte şeyle soymaya falan çalışın, atıyorum anahtarın ucuyla soymaya çalışın, hiçbir şey olmayacak gibi son derece sağlam hissettiren, son derece güçlü hissettiren, son derece güven veren bir direksiyon simidi var burada. Tüketimimiz bu arada 7,5 oldu. Ve yol tutuş. Şimdi yol tutuşla alakalı iki yüzü var bu arabanın. Normalde arabaların, yani kullandığımız şu arabanın, crossoverlar da dahil olmak üzere bir tane yüzü olur. O da bu tür yollarda viraj yaptığınız zaman arabanın ne hissettirdiğidir. Burada bir de işin arazi tarafı var. Ki önden çekişli ve tamamen yol lastiği, hiçbir şekilde arazide alakası olmayan lastikler var bu otomobil üzerinde. Bunlara rağmen bu arabanın hakiki, kesinlikle söz edilmesi gereken bir arazi becerisi, arazi kabiliyeti, arazi tarafı var. Öncelikle yol tarafı. Yani yol tarafında genellikle güven veriyor bu araba. Hani zorluyorsunuz, direksiyona pek bir şey anlamıyorsunuz ne yaptığınıza dair ama araba güven veriyor. Çünkü yolda duruyor, yolda kalıyor, çizgisinde kalıyor. Lastikler güven vermiyor çünkü çok erken ses çıkartıyorlar. Yani çok hafif araba kaymaya, hatta başlamadan diye cıyaklamaya başlıyorlar. O yüzden siz de hani panik oluyorsunuz ama daha fazla üzerine çıktığınız, zorladığınız zaman aslında arabanın da hiç de kaymaya meyilli olmadığını fark ediyorsunuz.
Bunun dışında arazide de yolda da bir tane özellik var ki en çok bu arabada beni o şaşırttı. Şimdi sabit bir virajdasınız. Sabit hıza dönüyorsunuz ve diyorsunuz ki bakalım hadi nasıl önden kayıyor, ne şiddetle önden kayıyor diye gaza oturuyorsunuz. Gaza oturduktan sonra tam önden kaymaya bu araba başlayacakken önden kaymaktan vazgeçip kafayı içeriye sokuyor. Bunu şu anda yapabilecek miyim bilmiyorum. Çemberde de bakayım. Hiç sokuyor, sokuyor. Yine sokuyor. Böyle garip bir davranışı var bu arabanın. Gaza basmaya devam ediyorum ve içeriye sokuyor. Her seferinde içeriye sokuyor. Yani ESP tamamen kapanmıyor bu arabada. Traction control kapanıyor. ESP tamamen kapanmıyor ama demin mesela traction control bile devrede olmasına rağmen gaza oturduğunuz vakit arkadaşlar ön tekerlekler ikisi beraber dönüyor. Tam kafadan açıldı dediğiniz anda bir şekilde traction control devreye giriyor ve çok zekice müdahalelerle herhalde muhtemelen dışarıya ne yapıyor? Dışarıya giden gücü kesiyor. Torku tamamen iç tekerleğe yönlendiriyor ve arabanın kafasını içeriye sokuyor. Ve bu çok güzel bir şey. Yani bunu ancak adam akıllı işte EDS, XDS falan diyoruz ya ciddi hateçlerde, onlar da artık çoğunlukla elektronik olarak bu işi yapıyorlar. Bu da zaten elektronik olarak yapıyordur. Elektronik olarak yaptıkları zaman bizim alkış tuttuğumuz bir şey bu. Ve bu bir arazi arabası ve bunu yapıyor ve ben bayıldım bu hareketine. Bunu bir de arazide de yapıyor. Bu davranışına bu arabanın bayıldım. Arazi tarafına daha da bayıldım. Çünkü bütün bu özelliklerine nedir? İki tane husus önden çekiş ve üzerinde arazi lastiği yok. Ve buna rağmen bu araba çok ciddi arazi yapıyor. Yapıyor. Yani nasıl yapıyor bilmiyorum, anlamadım ama yapıyor. Zaten gene hep söylediğim gibi ilk bindiğiniz andan itibaren bu arabayla araziye çıkasınız geliyor. Araba size öyle hissettiriyor. Ve bunu yaptığınız vakit saçma sapan eğimlerden, saçma sapan açılardan, hafif nemli çimde falan hani hiçbir şekilde tutmaması gereken yollarda, yerlerde, eğimlerde, arazide çıkıyor. Keçi gibi çıkıyor yani. Ve o esnada da çok güzel. Yani böyle içeride konforlusunuz, rahatsınız, arabaya güveniyorsunuz, hiç tedirgin olmuyorsunuz. Tek sıkıntı nedir? O sırada özellikle kapılardan gelen trim sesi. Onun için hiçbir şekilde huzursuzluk yaratmıyor araba. Yani dört çeker olsa herhalde hani çıkamayacağı, inemeyeceği, tepemeyeceği hiçbir şart koşul yoktur diye tahmin ediyorum bu arabanın. Bir de üzerine eğer arazi lastiği koyarsanız ki bunları becerdikten sonra araba zaten bu haliyle bile alsanız, önden çeker alsanız, arazi lastiği taksanız ki bir de neler yapacak bu araba. Çok beğendim, çok beğendim. Ve sonuç. Hala 7,5 litreyle gidiyoruz. Başka burada ne var? Enteresan bir şey var mı? Ses off. Ses off. Bu araba arkadaşlar üzerindeki şu cam tavanla beraber 105 bin lira. Birincisi eder mi etmez mi? Kullandığım hiçbir zaman ben bu arabayı bir tek şu felaket sinyal kollarını kullanırken bunları elim gittiği zamanlar haricinde hiçbir zaman 100 bin liradan daha ucuz bir otomobil olduğunu düşünmedim. Daha az bir paha biçmedim bu arabaya. Yani en azından 100 bin lirası var bu arabanın dedim. Ve çok enteresan. Yani bu segmentteki hiçbir araba arkadaşlar, kullandığım hemen hiçbir araba gerçekten SUV gibi hissettirmez. Bunlar crossover'dır çünkü. Bu araba hakikaten SUV gibi hissettiriyor ki önden çekiş olmasına rağmen. Yani hem yoldaki oturaklığıyla hem olgunluğuyla. Mesela bu çukurlardan geçerken konforlu bir araba değil ama geçerken hep böyle eski Cherokee'ler gibi geçiyor. Böyle bam 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 diye geçiyor. Ve bu çok güzel bir his. Yani hafif ya da işte çevik bir araba istiyorsanız zaten bunu almazsınız. Ayrı mevzu da o zaman size uygun değil. Ama hakikaten dışarıdan baktığınızda ne intiba ediniyorsunuz arkadaşlar, içine bindiğiniz zaman da bu araba öyle pahalı hissettiren bir otomobil. Ki şu tepedeki tavan da dediğim gibi pahalı bir tavan. Onu almadığınız zaman zaten 99 bin liraya bu otomobili alabiliyorsunuz. Motor olarak, şanzıman olarak son derece ideal olduğunu düşünüyorum. Alacak olsam hani ben de aşağı yukarı bu şekilde alırım bu arabayı, bu renkle almam ama. Arkadaşlar bu testi beğendiyseniz ne yapıyoruz? Beğen düğmesine basıyoruz. Bize abone olmadıysanız mutlaka bize abone oluyorsunuz. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hadi bakalım Utku, kurgula bunu. Oh, come on.